Sevgili dostlar, bilenler bilir. Uçak introsu boşuna verilmez. Transfer sezonuna resmi olarak olmasa da gayri resmi olarak biz girmiş bulunmaktayız. Üye arkadaşlara direkt abone arkadaşlara videoların içinde bilgi olarak duyumların verileceği zamanlara girmiş bulunuyoruz. Sizler de 15 TL verip aylık bir aylık üyelik alıp deneyebilirsiniz. Ya ben para vermem falan diyorsanız da videoları dikkatlice izleyin artık. Çünkü Önemli duyumlar bir kere söylenir geçilir ve e, genellikle artık transfer e, duyumlarını merak ettiğiniz dönemlere geldik. İrfan Can K Fransa'dan talip. Tabi şu da var bilginiz olsun arkadaşlar e, gazete haberleri şu bu bunları da veriyoruz ve bunlara dair benim duyumlarımı da belirtiyorum haberiniz olsun arkadaşlar. Yani gazete e, haberlerini konuşup üstüne bir de kendi duyumlarımı da ekliyorum Sanırım biraz tam ifade edemedim ama. Arkadaşlar sosyal medyada ne kadar Fenerbahçe haberi konuşuldu. Hepsini burada konuşup değerlendirip. E, bakın arkadaşlar işte benim duyumlarıma göre şu doğrudur şu yanlıştır şeklinde de bilgilendirme yapıyoruz. Haberiniz olsun kanalımızı özellikle yeni takip alan arkadaşlar bilsinler. Başka yeri aramanıza gerek yok. Sabahleyin girip 2 saat orayı burayı karıştırmanıza gerek yok. Merak etmeyin bu kanalda önemli bütün her şey konuşuluyor. Ha, hocam bu kanalda her şey yani sosyal medyada günde bin tane isim atılıyor. Hepsi konuşulmuyor tabii çünkü bazıları hiç alakasız. onları hiç önemsemiyoruz bile. Bilginiz olsun bu kanal size yetecektir diye düşünüyorum. Deneyin görün. Ren Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfancan Can Kahveci'yi takip ediyor. Haberimiz bu şekilde arkadaşlar. İsmail Kartal'la birlikte coşan Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan İrfancan Can Kahveci radara girdi diyor. Bu arada Allah'tan bir mani gelmezse eğer Fenerbahçe'miz Trabzonspor'u şarsa inşallah ayrısıyla yenip geçerse. İrfancan Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili özel bir şeyler olabilir. O zamanı bekleyin arkadaşlar. 18 maçta 9 gol, 5 asiste muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı Fransa Ligi takımlarından Ren izlemeye başladı. Ocak'ta teklif yolda. Sezon sonu işaret edilecek. Milli Yıldız 2025'e kadar Fenerbahçe ile kontratı sürüyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim 18 maç 9 gol 5 asist yani beni yanlış anlamayın ee, ya da anlayın fark etmez ya bu performans hani maşallah Tabii ki de bir Alex de soğusa esintisi vermediğimiz Hani 18 maç 9 gol 5 asist toplam Total olarak şöyle söyleyeyim. 18 maç 14 gol ve şunu da söyleyeyim 18 maç Hani 18 çarpı 90 dakika olarak da hesaplamayın. 18 çarpı 75 dakika falan olarak hesaplayın. Ortalama 75 dakika oynadığını düşünün. Yani 14 maçta 14 gol gibi bir özelliği var. Allah devamını getirsin inşallah. Mert Hakan yanlışa. Bu arada hakemlere de şunu söylüyorum. Rabbim size öyle bir din versin. Öyle bir iman versin. Öyle bir Allah korkusu versin. Korkunuzdan olan ben bunca zamandır Fenerlilerin hakkını yedim diye. Helallik alayım diye bildiğiniz bütün gerçekleri açıklayın inşallah. Çok güzel bir e, dua ediyorum. Lütfen sizler de amin deyin. İnşallah Allah bütün hakemlere din, iman, vicdan, merhamet nasip eder. Hem de çok yoğun bir şekilde din, iman nasip eder. Derler ki ulan ben Fenerbahçe'yi şu yüzden katlettim. Hakkınızı helal edin. Açıklarlar. Biz de içimizdekini atmış oluruz. Ve maçları doğru düzgün yönetip alın arkadaşlar artık ben böyleyim derler inşallah. Fenerbahçe'de Bekao gerçeği hırsı yaktı. Pendik maçın ilk dakikalarında sakatlanan ancak oyundan çıkmayan Rodrigo Becao'yu hırsı yaktı diyor. Yani açıkçası Fred ve Becao'dan gelen haberler Fenerbahçe'de moralleri bozdu. Ancak Fred Becao Samet Akaydın için Fenerbahçe açıklamaları yaptı. Ee, Türkçe olarak olay şu. Hani Becao oyuna devam ettiği için kendi kendini yaktı diyor haberde. Hırsı başına dert oldu. Fred sakatlandığı an kenara değişiklik işareti yaptı. Dakikayı önemsemedi. Kendini riske atmadı. <laughs> Beka ile Fred'den önce sorun yaşamasına rağmen hem hırsı hem de takımı yalnız bırakmama isteği, aidiyet duygusu başına dert oldu. İlk yarıda kendini denedi. Oyunu durumu daha da kötüleşti diyor. Udinese de 8 maç kaçırdı. Beka o trendi ilk haftalarında da sakatlanmış ve 3 maç kaçırmıştı. Bu dönemde de hırs yaptı. Daha erken sahalara dönmek istedi. Yine aynı hatayı yaparken Teknik direktör İsmail Kartal Pendik maçının ilk da sorun yaşayan oyuncusunu kenara gelmesini isterken o kendine denemeyi tercih etti. 45 dakika sahada kaldı diyor. Udinese de 2022 2023 yılında kas problemi yaşayıp takımını 8 maçta yalnız bırakmıştı diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim bak. Bir olayı Icardi yaptığı zaman takımı sahipleniyor. Ve Kava yaptığı zaman hırsı başına bela oldu. Kendi kendini yaktı. Fenerbahçe'yi bunu hak etmedi. Ya ne olur ifadelerinizi her takıma eşit şekilde kullan. Her takıma. Yani sakat sakat oynadı. Kendini yaktı. Sebastian Şimanski'ye İtalya'dan dev talip. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şaşırdınız mı? Aa hocam Şimanski. Kim olduğunu merak ediyor musunuz? Yok hocam merak etmiyoruz. İlla ki birilerinin talebi vardır. Diyorsunuz değil mi? Eminim ben. Bak ben Fenerbahçe taraftarıyım Allah'a çok şükür. Sizleri Empati yeteneğimin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sizin adınıza söylüyorum. Hocam hiç önemli de umurumda değil. Sen sadece şunu söyle. Kaç lira teklif ettiler? Ya da resmi teklif var mı? Ya da işte Trabzonspor maçı. Trabzonspor maçına scout gönderecektim. Trabzonspor maçında çok ciddi scout ordusuna hazır olun siz. Sadece şimanski için değil. Arkadaşlar 24 yaşındaki oyuncumuz birçok takımı peşinden sürüklüyor. Napoli'nin e, Şimanski'yi takibi aldığını artık herkese duyurmuşlar. Bilginiz olsun. Hatay Spor'un orta saha Tom Dele Vashiru'yu da izliyormuş Napoli. Her iki futbolcuyu da. Şimdi Şimanski'de de 19 maç 9 gol 7 asist. Yani o da 19 maç e, 16 gol katkısı. Arkadaşlar bak hani ben şu kadar dakika dediğim zaman minik akıllarıyla alay eden Minik akıllı arkadaşlar var. Çünkü onlar minika çocuk izliyorlar evde. Minika çocuk izleyip burada yorum yapıyorlar. Şimdi 1176 bölü 90. Ne yapıyor biliyor musunuz? 13.06 yapıyor. Yani 13 maç oynamış oluyor Şimanski. 1176 dakika 9 gol 7 asist. Anladınız mı? Ha hocam bu mantığa göre evet 19 maç oynamamış. Değil mi? Bak 1176 dakika yaklaşık 13 maç. Hani uzatma dakikalarında sayın 13 maç. İrfancan Kahveci 1053 dakika. Yani o da 12 maç gibi düşünün. 12 maçta 9 gol, 5 asist. Ben 14 dedim de iyimser konuşmuşum. Anladınız mı demek istediğimi? İyi de hocam Şimaskenin gol attığı takım abidikt, kabadikt takım. E abi dik takım. Süper Lig'de 10 maçta 6 gol, 3 asisti var. Heh, Fenerbahçe. Fenerbahçe zor rakiplerle oynamadı. Ulan Fenerbahçe'yi oynadığı gibi top oynasalar Galatasaray'ın her rakibi zor. Gaziantep Fener'e aslan kesildi Galatasaray'a e aslan kesildi. Antalya Fener'e aslan kesildi Galatasaray'a aslan kesildi. O korvetleri o eleman o yani dopingle oynamış gibi top oynuyorlar Fenerbahçe'ye karşı. Hiç kendinizi kandırmayın. <laughs> Neyse devam edelim. Şimanski'yi takip ediyorlar. Fenerbahçe'de stoper krizinin çözümü sağlandı. Çözüm İspanya'da. Şimdi muhtemelen ben başta bunu koyacağım. Diyeceksiniz ki hocam ya biz de zannettik ki stoper şöyle böyle. Arkadaşlar sizin zannedeceğiniz zannetmeyeceğiniz bir durum yok ki. Stoper krizini Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında Samet Osterwald'e oynayacak. Hani bir aksilik olmazsa bir sakatlık olmazsa. Hani ne bekliyorsunuz? Cengiz Ünder'le birlikte şey mi? Cengiz Ünder'le Emre Mor mu oynayacak stoper'de? Hani böyle bir şey mi bekliyorsun? Ya aklınızı mantığınızı kullanın arkadaşlar. Ha şu var. Merkbül Müldür'ün oynamak ihtimali var. Crespo'nun oynamak ihtimali var. Yusuf Akçiçek'in oynamak ihtimali var. Kabul. Doğru. E, Samet Akaydın var. Osterwold de var. 5. İsmail Yüksek var 6. Yani oynayabilir, oynayabilir, oynayabilir. Daha olmadan alt yapıdan isim oynayabilir. Yani bunlar hepsine kabul. Ama buradaki kastettiğim transfer. Artık transfer konuşuyoruz. Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlıktan sebebiyle devre arasında takviye yapmaya hazırlanan yönetimin gözünü İspanya'ya çevirdiği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Doğan Perez, Alexander Cicu ve Rodrigo Becao sakat. Fenerbahçe yönetimi devre arasında kesinlikle bir stoper takviyesi kararı aldı diyor. İlk hedef Hermoso. Atletico Madrid'in 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso. Şimdi arkadaşlar benim bir özelliğim vardır. Transfer Market'ın oyuncunun açıp bakarım. Şimovan ilhami olarak ne doğarsa onu da söylerim. Şunu söyleyeyim. Oyuncunun transfer marketini açtım. 20 milyon euro diyor. Sözleşme bitiş tarihine bakma gereği duyuyorum. 2024 Haziran diyor. Her şey çok güzel. Muhtemelen oyuncu yedektir diye düşünüyorum. Yedek olmazsa oyuncu Fenerbahçe nasıl alacak diye de düşünüyorum. Görüşme olumlu geçince bak Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İspanyol futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Görüşme olumlu geçince Atletico Madrid'e sunmak için teklif hazırlığına başlandı. Sol ayağını kullanan 1.84 boyundaki Hermoso İspanya milli takım formasında 5 kez giydi. İki aday daha var. Fluminense forması giyen Nino ile CSKA Moskova forması giyen William Rocha. Yani Fenerbahçe bu isimlerle ciddi ciddi ilgileniyor diye. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Mario Hermoso ismini herhalde izlemişsinizdir. Uganda 4. liginden futbolcu söylüyorum hocam ben onu izledim ya. Ayağı iyi futbolcu. Hani geriden çıkışları iyi falan diyorsunuz. Ben hayret etmiyorum artık. Şimdi Hermoso ismi İspanyol. İspanyollar bizde tutmaz. Bilginiz olsun. Kesinlikle bizde tutmaz. Önce Şampiyonlar Ligi'nde falan oynamış. Ya da oynamış bu sene. Hani e, futbolun zirvesinde diyeyim size. Zirve takımlarında oynuyor. 35 milyon euro piyasa değeri var. 13 maça çıkmış. 1132 dakika. Birincisi alamayız. ikincisi almayız. Üçüncüsü gelmez. Dördüncüsü gelse kimin yerine oynatacaksın? Yani ben bu ismi direkt yalanlıyorum. Ancak Nino konusunda Nino bizim vazgeçemediğimiz aşkımız. Açık söyleyeyim transfer sezonu başladığında bir seneden daha az sözleşmesi kalmış olacak. Ancak Brezilya'da sözleşmeler Haziran ayına değil Aralık ayına endeksli olarak yapıldığı için yani 31 Aralık 2024'e endeksli yapıldığı için Bizim işimizi birazcık bu zorlaştırıyor. 26 yaşında Brezilyalı. Brezilya milli takımına seçilmiş olimpiyat kadrosu ama oynatılmamış. 7 milyon euro transfer market değeri var. Ne uzamış ne kısalmış bir hoperden bahsediyoruz. Nino aradığımız adam mı? Adını size bırakıyorum. Ancak şu bir gerçek Fenerbahçe çok fazla ee, ilgi gösterdi oyuncuya. Oyuncu bu sezon 49 maç 5 gol 2 asist. Ancak oyuncunun dizinde bir bağ iltihabı söz konusu. Nino'ya dair benim bir duyumum daha var. Açıkçası onu da söylemekte fayda var. Ee, arkadaşlar Nino yani Beşiktaş'ın da istediği bir futbolcu bilginiz olsun. da istiyor. Yani Feyenoord Be Beşiktaş Fenerbahçe masada. Şu bir gerçek Beşiktaş'a gitmeyecek kesin. Herkes bunu zaten anlamıştır. Çünkü genellikle öyle oluyor. Ama bakalım ne olacak. Bu arada İrfan Can Fenerbahçe İrfan Can toplam 397 resmi maça çıkmış. 58 gol 53 asist. Ama böyle giderse maşallah güzel şeyler olacak. Kaptanımız Edin Ceko. Bosna Ersek milli takımın Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı Avrupa şampiyonası eleme maçlarına aday kadrosuna çağrılmış. Gitmeyebilir. Bilginiz olsun. Edin Ceko sürpriz olabilir. Hadi de işte, Sırbistan'ın Belçika ile oynayacağı hazırlık maçını ve Bulgaristan'da oynayacağı Euro 2024 Eleme maçının aday kadrosuna çağrılmış. Muhtemelen Tadic Batshuayi ile karşı karşıya gelecektir. Diye düşünüyorum. Fred basketbol maçındaydı. İzlemişsinizdir. Hocam sakat sakat basketbol maçında ne işi var? Siz tedye de falan yatıyor mu zannediyorsunuz sakatları? Öyle zannetmiyorsunuz değil mi? Harbi söylüyorum öyle zannetmiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani yatıyor falan zannetmiyorsunuz. Allah garip ya. Eğer öyle sanıyorsanız. Ha şunu da bir söyleyeyim. Ee, i̇yi tarafından bakalım. İyi tarafından baktığınız zaman da her şey yolunda gibi. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Ha William Rocha'yı da çok soruyorlar. Arkadaşlar William Roşa'ya daha önce de biz talip olduk da 8 9 milyon euro falan istemişlerdi. Muhtemelen yine aynı isterler. Hani ben Roşa ismine ee, İsmail Kartal'ın kendi scouting şeyi diyeyim size. Ama bunu bize koklatmazlar. Şu an Avrupa'ya gitmek istiyorsa oyuncu tıpkı Şimanski'deki olduğu gibi sıçrama yapmak adına bir şeyler yapabilir arkadaşlar. Ee, tebebi sebebi de şu. Avrupa'dakiler direkt alamıyorlar. Oraya çünkü ambargo uygulandığı için. Ama Fenerbahçe alıp Avrupa'ya Alek'le Movik Movik. Şimdi Fred de konuştuk. Basketbol takımı için ee, dedik. Lübe Ayar. İsmi açıklanmayan sponsor belki de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Zira büyük bir para zilan gayrimenkul yerine nefe aktarılmış diyor. Şimdi arkadaşlar ben Galatasaraylı arkadaşlar da şunu görüyorum. Maalesef kitabı hep ortasından konuşuyorlar. Asla dürüst konuşmuyorlar. Hiçbirinde buna denk gelmedim. Biri de desin ki ulan haklısınız. Aynısı Fener'in başına gelse şöyle yapardım diye. Bu Dilan Polat, Engin Polat işte bir şeyler yapmışlar. Ben konuya tam hakim değilim. yani Yanlış bir şeyler yapmışlar. Gözaltına almışlar. Bilmem mal varlıklarına el konulmuş falan filan. Olabilir. Fenerbahçe'nin sponsoruymuş. Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Olamaz diye bir şey yok. Olabilir. Sponsor adı üstünde. Bak ben bir şey söyleyeyim. Yani şu, şu kısma sponsor koyabiliriz. Bizim de iki tane sponsorumuz var. Sağolsun Kayseri Ödülümü Hastanesi golvar.com Ve hani ben e, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye sponsor olmuşlar. Olur. Normal. Belli bir miktar para veriyorlar. Belli bir anlaşma, belli bir sözleşme yapılıyor. Olur. Ya bugün 2 milyon euro Fenerbahçe'ye sponsorluk yapın. Kadıköy sokak yazdırın. Yazarlar. Demezler ki ulan bizim kendi kanalımız var falan demezler. 2 milyon euro çünkü çok ciddi para. Aynı firma yani aynı kişilerin firması Galatasaray'a da sponsor. Derbi maçında eşecek kadar orada reklam panosu var. Ulan bir Galatasaraylı demiyor ki ulan bunlar bizim de sponsorumuz. Herifleri atıp tutuyoruz ama bizim de sponsorumuz demiyor. Zaman gazetesi zamanında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un hepsinin sponsorluğunu yaptı. Turnuva düzenledi. Şurada zaman gazetesi yada, hepsi şeyi paylaşıyor. Bak Galatasaray gerçekten bak bu ahlaklı birçok kişiye denk geliyorum. Rıdvan Oğuz Aykutlu şey, Aykut yoktu herhalde Rıdvan Oğuz'du. Formayı paylaşıyor. Bak diyor, zaman yazıyor Sizin sponsorunuz. Lan aynı turmada Galatasaray Meşiktaş'ın da var. Uğur Tütüneker falan da var. Hani sizin efsanevi futbolcularınızdan. Bu arada ben hiç maçı söylemeyi unuttum. Fenerbahçe Beko 79. Olympiakos 77. Uzatmaya giden maç ee, güzel geçti. Güzel sonuçlandı diyeyim. Fred'in ayağı da şey geldi. Şimdi Lübe ee, dediğim anladınız değil mi arkadaşlar? Sponsor olayı böyle. Ben buna kızıyorum. Arkadaş senin sponsorunsa Fener'in de sponsoruysa bu Fener'e atılacak. Zaferi bir yolu FETÖ'cü ilan etmişler. Tamam FETÖ'cüdür değildir. Ben onu bilemem. Fenerbahçe'li Zaferi bir yolu kim ilan etti? Edip Beşiktaş altyapısından çıkmış. Kariyerinde en az forma giydiği takım Fenerbahçe. Yani bir sezon oynamış. O da tam sezonu tamamlayamamış. Doğru maça çıkmamış. Ama öyle oluyor. Ya kendi efsanene bak. Kaç maç giyindiğine bak. Yani heykeline dikmeye kadar gittiğine bak. Ama yok. Niye biliyor musunuz? Vur kaç tak diye. Dikkat edin hep vur kaç tak diye. Hep böyle Fenerbahçe üzerinden kalsın. Şimdi Erden Timur'un elinde belgeler vardı. Evet açıklayın diyoruz. Diyor ki yok diyor. Lale Orta açıklasın. Federasyon soruşturma yapsın. Bakalım yapmış mı yapmamış mı? Oğlum senin elinde belge varsa. Yani Allah'a sorsan salak olan salak doğru cevap verir. Senin elinde belge varsa sen sunacaksın. Ya senin elinde belge varsa sen sunacaksın. Hadi karşı taraf. Benim elimde belge var. Hadi suçsuz olduğunuzu kanıtlayın. Desen iz Ya düşünsene bak. Bir karakola gidiyorsun. Komiser seni adam yerine koyuyor oturuyorsun. Sevgili komiserim ben yan komşumun adam öldürdüğünü biliyorum. Elimde belgeler var. Evet. Hadi gidin yan komşumu gözaltına alın. Sorun bakalım öldürmüş mü öldürmemiş mi deseniz. Size ne damgası vururlar? Ha ben de o damgayı vuruyorum size şu anda. Komiserin sana diyeceği şey şu. Elinde belgen var. Ver belgeni. Vermem. Hayır vermem. O zaman sen de suça ortaksın. Sen de yardım veya taklık yapıyorsun. Demek ki katillerden biri de sensin deyip seni direkt içeri alsa bu sefer de ağlıyorsun. Adalet, adalet, adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz diyor. Ya ortada bir iddiada bulunuyorsan iddia sahibi iddiasını kanıtlar. Kanıtlayamıyorsa susar. Bunlarda o da yok. Lübe Ayar yine devam etmiş. Nefte çalışan birinden ihbar olarak gelen iddiaları gündeme getirmiş. Bahçeli Evler Neft projesindeki arazi ve bir bakan arasındaki ilişki nedir demiş. Erden Timur ve Mehmet Büyükekşi ortaklığında Erden Timur TFF Başkanı zarara uğrattı mı demiş. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden önce NEF New York projesi neden durdurulmuş? Uğur Vergil'in gözaltına alındığı soruşturma. Ha bu arada Uğur Vergil de Galatasaray'ın sponsoru ha. Gözaltına alındığı sorusmalar, NEF çalışanları neden zanlı diye sorular sormuş. Ben bunları soramam. Bilgim olmayan şey konusuna girmem. Ama şunu söyleyeyim. Lale Orta. Lan Lale Orta zaten ben giriyorum diyor. Ben federasyon başkanım bundan kolay ne var diyor. Görüntüyü göndermedim. Ali Koç almadım. Erden Timur gitti. Elimde belge var. O zaman çık açıkla. Yoksa yalancısın. Bir de şunu söyleyeyim. Belge varsa Köstebek kim? Bunu da sormak lazım. Fenerbahçe Gençler Birliği'nden 15 yaşındaki futbolcuları Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i kadrosuna kattı. Can Bartu için görüşmeler devam ediyor diyor. Sevgili Reşat. iki futbolcu daha var sevgili Reşat'cığım. Onları da alacağız inşallah. Bilginiz olsun. Kocaeli Spor yönetimiyle görüşmüş Reşat. Hani Emir Ortakaya biliyorsunuz bizim futbolcumuz orada kiralık. Emir Ortakaya'yı geri alacağımız söylenmiş. Geri almayacağız arkadaşlar. Geri alma maddesi yokmuş. Bunu da zaten teyit demiş. O konuda da bilginiz olsun. Ee, Fenerbahçe Bursa Spor altyapısında geleceğin yıldızı olarak gösterilen genç oyuncu Selahattin Sevim için kulübüne 5 milyon TL teklif sunmuş. Bak ben bir şey söyleyeyim Bursa Spor'a ya da başka takımlara futbolcularınızı Fenerbahçe'ye satın. Vallahi diyorum bak istiyorsa satın. Çünkü parlarsa Türk futbolu kazanacak. Siz kazanacaksınız. Fenerbahçe kazanacak. Çocuk kazanacak. Parlamazsa siz kazanacaksınız. Ama Galatasaray'a satarsanız parlama ihtimali ya da Beşiktaş'a satarsanız parlama ihtimali ne oranda siz bileceksiniz. Bak Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yerinde olsam bu sene 3 tane 4 tane futbolcumu 100 bin euro teklif bile gelse satarım. Altyapıdan çıkan futbolculara Bak harbi söylüyorum. Düşünsene Arda Güler'e örnek. Arkasından 4 tane futbolcu birden satmış. Sen arkadan gelenlere bir bak bakalım. Onu da söyledim. Fenerbahçe Braga'da forma giyen Serdar Saatçı'yı gündemine aldı. Şimdi Serdar Saatçi mi Saatçı mı? Ben Saatçı diyebiliyorum. Saatçı diyor. Kimle hatasıdır? Şimdi Braga'nın oyuncusu. 2027'ye kadar, kadar sözleşmesi var. Cenk Benih Yazıcı'nın menajeri olduğu bir futbolcu. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bir buçuğa aldılar ama iki buçuğa kadar çıkabilirler. Sonraki satışında Beşiktaş yüzde yirmi pay alacak. Oyuncu bu sezon 8 maça çıkmış. İki golü var. iki asisti var. 671 dakika. Ben size bir şey söyleyeyim. Serdar Saatçi Fenerbahçe asla alamaz. Ben geçen sene size dedim. Tam alınacak stoper. Hamleli, temaslı, sert. Alalım edelim diye tren kaçtı. Serdar Saatçi'yi beklemeyin. Ben size sürpriz bir isim söyleyeyim mi? Yani kiralık teklifi yapması bekleniyormuş. Merak ediyorum karşı taraf aptal mı da senin kiralık teklifini? Adam oynatıyor, oynatıyor. E İsmail Yüksek şimdi kiralık teklifi gelse Fenerbahçe kiralasa ne dersiniz? Hocam Hülle bunun adı dersin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir isim vereceğim. Pierre Emile Höjberg. Tottenham'ın merkez orta saha oyuncusu. 32 yaşında Danimarkalı. Ve e, oyuncunun sözleşme bitiş tarihi 2025. Biz bu arkadaşı denedik. Olmamıştı. Tottenham bu arkadaşı kiralık verebilir. Ama oynama garantisiyle verir. İsmail'i e ekarte edip bu arkadaşı oynatırım diyorsanız hani Höjberg, Fred, Şimanski oynatırım. İsmail'i yedeklettiririm diyorsanız bu arkadaşı getirebiliriz. Yani hani hocam niye getirmiyoruz o zaman falan filan diyeceğiniz isim bu işte. Sezon başında uğraştık. Aslında almaya da yakındık. Olmamıştı. Ben bir kez daha belirteyim. Bu arkadaşı alma ihtimalimiz var mı? Var. Ama ben ihtimal vermiyorum. Ee, yine de belirteyim. Sevgili dostlar. Yani uzun lafın kısası biz bu videoda neyi anlayacağız arkadaşlar? Ben kısaca bir tekrar edeyim. Bu arada lütfen videoyu beğenelim. Kanala da abone olalım. Serdar Saatçı ben ihtimal vermiyorum. Keşke olsa dediğim bir isim. Farkındaysanız stoper arayışlarında Türk isimlere bakın dedikten sonra herkes Türk futbolcuları yazmaya başladı. İkimizde de Türk futbolcular var. Serdar Saatçı'ya ben %10 ihtimal önce veriyorum. Höcberk. İsmail Yükse'ye 50 milyon euro teklif bile gelse. 50 gelse satarız o ayrı mesele de. En fazla gelecek 16 milyon euro. 16'ya İsmail'i satıp Höjberg'i satın alma opsiyonu kira alasan zarar edersin. Açık söyleyeyim. Ha şunu söyleyeyim. İsmail'e 50 milyon euro teklif gelse. Deseler ki Serdar saatçinin fiyatı 6 milyon euro. Sonraki satıştan %20 pay. Höjberg'in fiyatı 6 milyon euro. Sonraki satıştan işte 50 pay. İkisini alırsın. Böyle bir ihtimal olmayacağı için beklemeyin diyorum. Mario Hermoso ismini ben doğrulatamadım, onaylatamadım. Bilginiz olsun. Nino takipte olduğumuz bir isim ama zor. Ee, Roşa için geçen sene 7 milyon euro istemişlerdi. Biz 2-2,5 iki, iki, buçuk, iki buçuk teklif ettik. 2,5'a verirlerse Rocha %100 Fenerbahçe'de. Fakat onu da söyleyeyim. Milyan Rocha 2,5'a verilirse %100 Fenerbahçe'de. Emir Ortakaya'nın ihtimali yok. İrfan Can'ı takibe mi aldılar? Resmi teklif verirler. Biz de anlarız. Ama şu performansla İrfan Can bizim başımızı çok ağrıtır. İnşallah da ağrıtır. Ve Kao Şimanski dedik. Şimanski konusu artık sıradanlaştı. Utku Karakaya, Yiğit Evin hayırlı olsun. Fenerbahçe'mize Can Bartu da bence hayırlı olsun. Onu da söyleyeyim. Selahattin Sevim gibi birçok da takipteyiz. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bu dört genç kardeşimize Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebilirim. C ee, Ceko'nun milli takıma gitmeme ihtimali var. Affını isteme ihtimali var. Bilginiz olsun. Serdar Aziz, Luan Perez. Luan Perez'in devre arasında gitme ihtimali yüksek. İyileşirse tabi. İyileşmese yine kalacak elden. Alexander Ciku, Lübe Ayar'ın açıklaması. İnşallah birileri bu açıklamaları araştırır. F. Erden, Timur, Uğur Lale Orta, Ren dedik. Porto Tosa'nın Yeniköy Fabrikası'nın açılışı 4 Kasım Cumartesi günü saat 16'daymış. Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Porto Tosa'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Koç'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacakmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani ne bileyim eğer o tip toplantıları, şeyleri, açılışları seviyorsanız mutlaka gidin derim. Öyle. Benim aktaracaklarım bu kadar. Lütfen kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Görüşmek üzere.